olarak, eski genel müdür olarak burada ne söyleme, ne anlatmak istersiniz esnafa, üyelere ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bütün üyelerimizin, bütün taksi camiamızın, tabii ki herkesin ama madem bu camia adına konuşuyoruz, hepsinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah gerçekten onlara sahip çıkacak başkanlar ihsan eylesin. Ben öyle söylüyorum. Maalesef ki başkanlarımızın bir huyu oluyor. Bu da hani koltuktan mıdır neden? Seçimi kazanan başkan kerameti kendinden bilmeye başlıyor. Sağını solunu unutuyor, yapacaklarını unutuyor. Tamamen nefsani duygularla hareket ediyorlar. Çok üzgünüm, camia adına çok üzgünüm. İnşallah yine az önce de tekrarladığım gibi sahiplenecek, onları düşünecek, her alanda yanlarında olacak, başlarında olacak, sağa sola gitmeyip de koltukta oturabilecek bir başkan Allah nasip etsin diyorum. Ben bu kadarını söylüyorum. Az önceki sorduğunuz soruya, şahit oldunuz mu, bir yerlere şikayet edildi mi diye sorduğunuz soruya, hayır şahit olmadım diyorum. Çünkü insan gözüyle gördüğüne şahit olur. Onu da 3 kere silerek şahit olur ki ben 1 kere görmedim, niye 3 kere sileyim? Bu da ayrı bir mevzu. Ben bir şeye şahit olmadım. Velhasılı şöyle özetleyeyim. Eğer zaten bir yerlere şikayet olunmuş olunsaydı, gerçekten bu taksi camiasının hakları müdafaa edilmiş olsaydı, bugün bu konuşmayı yapmazdık biz. Taksi camiası kan ağlıyor çünkü bir çözüm üreten yok. En basitinden bir aşı olayı değil mi? Yani biz risk olarak birinci sıradayız. Aşıyla bile kimse ilgilenmiyor. Yani birkaç tane dernek başkanları kendini parçalıyor, paralıyor. Ama gel gör ki asıl kendisini parçalaması gereken insan kabuğuna çekilmiş, sadece seyrediyor. Bunu da herkes biliyor. Herkes her şeyine farkında. Şimdi 6 ay, 7 ay kala taksi duraklarını ziyaret etmek, valla taksi camiasını tenzih ediyorum, edene söylüyorum, ahmaklıktan öteye değildir. Herkes her şeyin farkında. Yani seçim yaklaşınca kapı çalınmaz. Bu ahlaka aykırı bir hareket olsa gerek. Ben bu kadarını söylüyorum. Ben kendisini sevgili başkanım, benim başkanım değil. Benim hiç değil. Başkanı. Benim hiç değil. Sizin olur ama benim değil. Ben kendisini 5 dakikalık bir yere davet etmiştim. 5 dakika burayı gözlemle. Orada herhangi bir zararı, ziyan gelirse benim sorumluluğumda diye, korumalığını da ben yapacağım dedim. 5 dakika burayı gözlemle, gözlemledikten sonra bu camia ile ilgili sorunları çözecek olan sizsiniz dememe rağmen 5 dakika yanıma uğramadı. Hiçbir kanala çıkıp da taksi sorunlarına, müşteri sorunlarına, şoförlerin sorunlarını hiçbiri konuşmadı. Evet. Bu arada çok aradım ben Zeynep Hanım, yani evet, odayı çok aradım, çok sorular sordum, açmadılar yani telefonumu dahi açma, ambargo koymuşlar kesinlikle Ali Morcan'ın yayınına katılmayacaksınız diye, herkese birebir tembih edilmiş yani. Çok özür bunu dilerim. Da duydum. Çok pardon, sizin programınıza Mustafa Veli, pardon, Mustafa Veli Dursun katıldı diye hatırlıyorum. Şimdi bakın, odadan bir yönetim tamam, kurulu katılmış. Ama o şahıs beraat ederseniz demişti Yahya Uğur'a. Ben tanık olduğum için konuşuyorum. Evet. Ben özür dileyeceğim demişti. Evet. Ben araya girdim. Yani orada ben tarafsızlığımı yine, yani ben bunlara düşman değilim ki. Yani ben Yahya Uğur'un adamı değilim. Benim niye olasınız ki? Evet, bir neyse, orada özür dileyeceğini söylemişti. Beraat eder, ben Yahya Uğur'un dosyasını da takip ettim. Adamcağıza iftira atılmış. Bunu ben söylemiyorum. Hı hı, hı. Ağır ceza da yargılanmış. Yani hani bir hukuk şeyde yargılanmamış. Asli cezada yargılanmamış. Ağır cezada yargıçlar ceza var orada. Hı hı. Kolay değil. Ben düşünüyorum hani oradan beraat etmek yani her baba yiğidin harcı değil yani. Özür dilerim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorlar şimdi de. Başka bir şey bulamıyorlar.
efendim ya adam beraat etmiş, tekrar mı yargılayacaksınız? Hakimler, yargıçlar beraat etmiş, adam çıkıp özür dilemiyor benim yayınımda. Siz beraat ederseniz ben özür dileyeceğim demişti. Evet. Onu da dilemedi Zeynep Hanım. Telefonu belki açtı. Cümle kuruyordur nasıl özür dilesem diye. Bilmiyorum. Evet. İşte efendim ya doğru biliyor musunuz? Yargıçımın şeyi var. Dosyayı şeye gönderdik. Bir yere gönderdik. Biliyor musunuz? Ya çıkın yayında anlatın bunu ya. Yahya Uğur ne yaptıysa çıkın yayında anlatın. Veya Yahya Uğur'un karşısına çıkın. Yani şeyimi bozacağım. Ya çık kardeşim. Çık adamın karşısına çık, iftira atıp insanları karalamak yerine ben şimdi diyecekler ki ya Yahya Uğur'u savunuyor diyecekler. Ya adama her soruyu soruyorum. Sorulmayacak soruları soruyorum Zeynep Hanım. Yahya Uğur'a sorulmayacak her şeyi soruyorum. Ya iki dakika çıkın da karşıma veya Yahya'nın karşısına, Yahya Bey'in karşısına. Eyüp Bey mi çıkıyor? Veli Bey mi çıkıyor? Yönetimden kim çıkıyorsa çıksın ya. Yayında konuşsunlar ya. Ama hepsi kaçıyor. Neden kaçıyorlar biliyor musunuz? Ben o maskeli beşleri bulacağım. Zeynep Hanım. Ben kafaya taktım. İnşallah. Bu insanlar bizim insanlarımız. Bunların hepsi vatanperverlikten bahsediyor. İslamiyet'ten bahsediyor. Dinden, imandan, kitaptan bahsediyor. Bunların hepsi harama bulaşmış insanlar. Allah yukarıda. Herkesi kandırabilirler. Ama bu bedeli ödeyecekler Zeynep Hanım. Kesinlikle. Kesinlikle. Herkes her şeyi kandırabilir ama yukarıda Allah var derler. Dinden imandan bahsediyorlar. Dahasını da İslamiyet'ten... çok özür dilerim. Şöyle derler. Allah her yerde. Yukarıda olsa hani kapatılır ama Allah her yerde. Gizlisi saklısı yok. Biz beşeriz, şaşarız. Bugün susanlar ne yaptığını, odanın nasıl bir kermekeş içinde olduğunu bilenler susuyor. Bilenler susuyor. Susuyor mu? Ama susturuluyor mu? Zeynep Hanım sizi susturabilirler mi? Odadayken hani benlik bir şey yoktu. Yani bana teklif gelmezdi. Radyoda veyahut da bizimle bir röportaj yapar mısınız gibi. Yönetim kuruluna gelirdi. Demek ki susturuluyor ki onlar da çıkmıyor. Hani ben böyle bir şey yaşamadığım için şu an cevabını vermiyorum. Şu an konuşabiliyorum ama sıkıntı yok. Zeynep Hanım susturuluyor derken yani 3 yaşında çocuk mu bunlar? Hepsi kime disiplin kurulunda, kime başkan yardımcısı, kimle ortada neden susturuyor? Ben anlamadım yani. Nasıl bir şey var? Şimdi şöyle bir şey var. Ben kendimden örnek vereyim. Ben odadan ayrıldım. Hemen yapıştırmışlar. Yahya Uğur tarafına geçti. Yahya Uğur para verdi bilmem ne falan diyerekten beni de hemen aldılar oraya koydular. Yani kim? Kendileri halüsinasyon görüyor. Bu gittiyse bizden Yahya'dır. Yahya'nın tarafına geçti falan diye. Bu arada Yahya Bey hakkında da böyle Yahya diye konuşuyoruz. Kusura da bakmasın dinlerse Yahya Bey yine de. Siz evet. De şimdi birkaç defa program yaptınız kendisiyle Yahya Bey'le. Size oradan o nedenden dolayı gardını alıyor herkes. Kim Yahya Bey'le yan yana geldiyse, gelmese bile getirdilerse kendilerince o kişiye bir gardını alıyor o da yönetimi ya, ve başındaki. Ondan olsa gerek. Enteresan. Oysa ki biz sektör adına, insanlık adına mücadele evet. etmeye çalışıyoruz. Yani sektör düzelsin, insanlar evine, çoluğuna, çocuğuna huzurlu bir şekilde mutlu olsun. Böyle düşünürken aksini demek ki burada bir nasıl bir rant varsa, nasıl bir şey varsa, hırs varsa hepsinde bilmiyorum yani Zeynep Hanım. Bana tuhaf geliyor. Ben yadırgıyorum hepsini. Kusura bakmasınlar. Toplum adına, insanlık adına kim ne yaparsa ben onun yanındayım, arkasındayım. Yahya Bey'i de ben karşı tanıştığımızda benim yayınıma katılıyorsanız soramayacağım soruya, sorduğum soruya cevap veremeyeceksiniz, veremeyecekseniz katılmayın diye böyle şer koydum ben. Baştan bu şekilde konuşup yayınıma aldım. Hepsini tek tek.
Hatta ilk yayınlarımı izlerseniz onunla neler konuştuğumuzu Yahya Bey'le. Orada hiç kimseye soramayacağım soruları ben Yahya Bey'e soruyorum. Hı-hı. Ben de Yahya Uğurcu nasıl yaptılar? Ben de onu merak ediyorum. Yahya Bey mi benim maaşımı veriyor veya nedir yani ben anlamadım. Şimdi maaş falan demeyin, şimdi onu da çıkartırlar piyasaya. Girmeyin parasal konulara, girmeyin. Sıkıntı. Ben gireceğim parasal konuları bırakmayın. O 700 TL konusunda hem fikirim. 700 TL konusunda kesinlikle o 700 TL'nin peşini bırakmayacağım Zeynep Hanım. Evet. Orada kimler, bakanlar varsa bakanların da üzerine gidilmesi gerekiyor. 4054 sayılı kanun, yasa 48 bin lira ceza yazmış sembolik olarak gözükse de devletin mutlaka bir savcısı veya emniyetin bir mutlaka masak veya başka bir şey vardır. Bunların böyle ne derler? Köpeksiz köy bulmuşlar, değneksiz dolaşıyorlar bunlar. Evet. Yani bunlara birilerinin dur demesi gerekiyor Zeynep Hanım. Kesinlikle. Evet. Diyeceğiz dur diyeceğiz. Zeynep Hanım. Efendim. Şimdi neden sormadın diye sorarlar. Neyi? Başkan aday olacak mısınız? Belki önümüzdeki yıllarda olur. Ya nasip. Yani niye olmasın? Evet. Ben yakinen takip edeceğim bütün konuları Zeynep Hanım. İnşallah olur. Ben de böyle bir şeye karar verdiğim zaman sizi arayacağım. Bu programı saymıyorum. Tanışma programı diye. Üzerinize gitmedim. Sizin de üzerinize gideceğim ilerideki programlarda. Buyurun. Çünkü gerçekten eğer ben soru sormayıp gazetecilik yapacaksam yapmayayım. Yani karşıma çıkan herkese düşüncelerimi aldığım soruları kasıt olmadan, şahsileştirmeden olayı kesinlikle tarafsız olarak herkese sorarım. Şimdi bu yayında sormuyorum, bilerek sormuyorum. Hani Zeynep Hanım'ı tuzağa mı düşürdü? Deme diye kendiniz böyle yok, demesiniz. Yok tuzak kesinlikle. Yok ki düşelim. Yani sıkıntım yok benim o konularda. Rahat olun. Çünkü hemen böyle art niyet arıyorlar Zeynep Hanım. Aslında siz ne kadar samimi olduğumu belki konuşmalarından anlıyorsunuzdur. Yani ben hiçbir taraf değilim abi. Ben insanlık tarafındayım Zeynep Hanım. Bu işten insan olan genelde böyle yapar. Ben ekonomik kazancımı taksicilikten kazanıyorum şu an. Ne güzel. Ve işimin en iyisini yapmak zorundayım. Evet Zeynep Hanım. Sorunlar aslında çok basit. Çözülmesi gereken sorunlar çok basit. Siz eski İTÜ'ye genel müdürü olarak sorunlara inşallah başkan olduğunuzda başkan olursunuz inşallah. O i̇nşallah. Zaman kısa bir sürede çözüme kavuşturursunuz. Kadın gözüyle. Kadın gözüyle sektörde nelerin değişmesini isterim. Şimdi bu bir şarkı yazarsınız da meslektaşınız duyar da gider ben yazdım diye patentini alır ya. Bu öyle bir şey olur. Ben bu sorunun cevabını vermeyeyim. Çünkü hazırda bekleyen adaylarımız var. Niye fikirlerimi paylaşayım kendileriyle? Sizce de doğru değil mi? Çok güzel. Ya. Evet. Zeynep Hanım. Çok özür dilerim. Son kez çok özür dilerim. Ben Yahya Bey'den önceki adayları, pardon başkanları tenzih ederek konuşuyorum. Ondan Yahya Bey ve sonraki başkanlarda hani konuştular ya, icraata gelince bir şey yok ya. Ben konuşma yanlısı değilim. İcraattan yanayım. İnşallah o olur. Ama sizden şu sözü bekliyorum. Buyurun. Haftada 10 dakikalık bir analiz programı bekliyorum sizden. Olur. Bu tanışma şeyi oldu bu. Adayları tartışırız. Hiçbir şey bulamazsak bile. Evet adaylar. Evet. Haftada sizden 10 dakika pazar günü her hafta 3 gibi 4 gibi vakit ayırmanızı rica ediyorum. 10 dakika. Tabii ki bir bu sıkıntı sizin işinizi olmaz. Engellemeden Skype üzerinden yayın yaparsak çok memnun olurum. Katkı sağlamış olursunuz. Tamam. Camiaya, benim programıma. Çünkü çok önemlisin, çok değerlisin. Çünkü çok teşekkür ederim. Sağ olun. Genel müdürle yayın yapmış olmuş oluruz biz de. Estağfurullah. Parmak sallayacağız.
Şimdi onun gibi sallamayacağız. Yok, ben kimseye parmak sallamıyorum. Herkes değerlidir yaradandan ötürü. Onu küçük insanlar yapar, boş insanlar yapar. Çünkü iç boş olunca doldurmaya bir şeyler lazım. Bunu da fizik diliyle doldurur. Bunu da böyle doldururlar. Hayır, Gerek biz yok. böyle sal. Hayır Zeynep Hanım, bunu sallayıp kaçmayacağız. Tamam. Biz diyeceğiz ki bak, yani adalet yerini buldu. Hak yerini Ben buldu. şöyle diyeceğim, biz buradayız. Hakkaniyet için sallayacağız biz. Hak Kesinlikle. için sallayacağız. Kesinlikle. Allah için sallayacağız. Vallahi size parmak sallayanlara inşallah 2022 yılında da üyelerimiz parmak sallayarak, hani daha doğrusu el sallayarak güle güle derler diye ümit ediyorum. İnşallah Zeynep Hanım. Evet, yayınımız bayağı uzadı. Son sözlerinizi alalım. Sözünüzü aldık değil mi? Her pazar. Aksi bir durum İnşallah. olmazsa İnşallah. İnşallah. Bu analiz. pazar değil ama bu pazarı doldurduk. Tamam, bu pazar, bu haftayı doldurduk. Geçelim. Her hafta bir 10 dakika. Bunu peşin Evet. Peşin konuşalım şimdi. Evet. Benim son sözüm, tanıştığıma memnun oldum. Tanışmak Evet. bu şekilde nasipmiş. Evet. Olsun. Ne olduysa güzel olan olmuştur, hayırlı olan olmuştur. Öyle diyelim. Yayın hayatınızda da size başarılar diliyorum. Ben... Parmak sallamayacak insanlara denk gelesiniz diyorum. Camiamız için de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eğer birilerini havlatmıyorsan, birilerini ürkütmüyorsan, yayıncılık yapmıyorsun demektir. Zaten Birilerine parmak taşlanıyorsanız sallatmıyorsan... meyve veriyorsunuz anlamına gelir. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.